Buyurun Murat abiciğim. <laughs> Şimdi burada ben filmi ikiye ayırmak istiyorum. Part 1, Part 2. Part 1, bir... Burma kadayıf. <gülüyor> <gülüyor> part bir. <laughs> ne diyor Murat abi? Ne diyor? Orada Allah aşkına Burma ha, sen kadayıf, kadayıf yaparım ha, diyor. Bir ne, şey ne daha diyor. diyor. Bak, tel, tel tel diyor seni kadayıf Burma Ka yaparım diyor. Vurma burma yaparım, yaparım diyor, kadayıf yaparım diyor. Furkan, Furkan kardeşimiz tatlıcılığa ne çıktı? Ya, ne çıktı içinden onunla anda... öyle tabii ha? Tabii. Furkan'dan neler çıktı, neler? Şimdi Part 1, Part 2 diyorum ya, niye? Part 1 Yunus Emre öncesi, part 2 Yunus Emre sonrası. Şimdi part 1'e gelelim. Part 1'de önce Furkan kardeşimiz bir kere prodüksiyona bir laf atıyor oradan. Tabii. Tamam mı? Prodüksiyona bir laf atıyor. Yani siz diyor bir haksızlık yapıyorsunuz filan falan diye prodüksiyona bir laf atıyor. O bir gereksiz bir kere. Prodüksiyonda sen işine bak. Prodüksiyon sen orada futbolcusun. Orada hakem var, var var, bilmem ne var. Onlar kararını verir. Sen topunu oyna. Sen mesela dönüp dakikada bir etrafına bakma. Sen topunu oyna. Onlar kararını verir. Prodüksiyona da laf atma Furkan'cığım. Bir kere öyle başlayalım. Sonra bir kere gereksiz yükseldi diyor Avatar Atakan. Avatar Atakan Part 1'den bahsediyorum ama şimdi bak. Önce Part değil. Avatar Atakan gereksiz yükseldin diyor ya. Yüzde yüz haklı. Furkan gereksiz bir yükselme içinde. Ve Avatar Atakan da bana göre... Bugüne kadar hani böyle hep böyle eleştirdiğim her şeye böyle böyle bitirim abi falan dediğim Avatar Atakan da bu olayı çok güzel yönetiyor bence. Yani Avatar Atakan Furkan'ın yaptığı gibi ona girmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kendini kontrol al. Belki de elinde değil ama adam kendini böyle tutuyor Avatar. Yani kontrol altına alıyor kendini ki Furkan'la herhangi bir şeye girmesin diye. Orada o mücadelesini takdirle karşıladım. Tamam. Şimdi part 1 bu. Şimdi gelelim part 2'ye. Bu iki tane adam birisi gereksiz yükseliyor birisi kendini tutmaya çalışıyor. İki tane adamın bir tartışması var. İçinden mi siz Yunus Emre'ye geleceksiniz? Tabii geleceğim zaten. Zaten fitilleyen o. Evet. Şimdi bak her zaman olduğu gibi. Şimdi iki tane adam birbirlerinden bir takım şeye girmişler ve orada Furkan'ın tarafı var bir de Avatar Atakan'ın tarafı var. Furkan'ın tarafı maviler Avatar Atakan'ın tarafı da kırmızılar herkes elinden geldiğince olayı ayırmaya çalışıyor. Yani Furkan'ı tutanlar Furkan'a yapma diyor. Atakan'ı tutanlar Atakan'a yapma diyor. Bundan da doğal bir şey yok. Yani herkes olayı sakinleştirmeye çalışırken yine sevgili Yunus Emre olaya giriyor. Duramıyor çünkü girmeden. İşin enteresanı da orada iki kişi tartışırken ona dikkat ettim. Yunus Emre'yi tutmaya çalışıyorlar. Halbuki Yunus Emre'nin olayla bir alakası yok. Ali ile Kalajdoğlu gidiyor yine Yunus Emre'yi tutmaya çalışıyor. Yapma Yunus Emre. Halbuki Yunus Emre'nin olayla bir alakası yok. Yunus Emre yine başrona çıkmak istiyor ve onu da başrona çıkartmamak isteyen her zamanki korumaları var. Tutuyorlar Yunus Emre'yi. Yapma diyorlar. Ve orada Yunus Emre'nin bir Furkan'a doğru bir gelişi var. Yani iki kişi tartışırken Yunus Emre Furkan'a doğru böyle bir yürüyor böyle bir sert Aslında bir Aslında bir ara bence burun buruna geliyorlar. Geliyorlar. Hay, sonra. Şimdi esas şimdi Furkan Orada Part 1'de bir e, gereksiz çıkış yakalayan Furkan var ya. Şimdi Furkan'ın bu kadar delirmesinin sebebi ne? Avatar'a delirmiyor. Kime deliriyor Part 2'de? Yunus Emre'ye deliriyor. Avatar, avatar'dan işini bitiriyor. Hı hı. İkinci Part'ta Yunus Emre'ye deliriyor. Neden deliriyor? Adımın Murat olduğu kadar eminim ki orada yine Furkan'a bir şey söylüyor. Şeyde o Furkan'la geliyorlar ya burun buruna. Orada Furkan'a bir şey söyleyince Furkan... Bir anda tekrar deliriyor. Çünkü Furkan zaten avatarı bırakmış. Niye tekrar Furkan bir anda öyle bir delirsin? Furkan'ın bir delirme sebebi var. İşte orada Mustafa kardeşimiz yine Furkan'ı tutmaya çalışıyor. Furkan kaçıyor, maçıyor falan falan. Yani işte bu görüntüler. Evet Abicim şimdi Furkan'la avatarın arasındaki şeye sen niye giriyorsun abi? Sen girip yakın alev, alevlenmiyorsun. Bir mevzuda avatar varsa Heh. Yunus Emre mutlaka arkadan ikinci kuvvet güç olarak geliyor. Geliyor. E gelme kardeşim. Sen niye geliyorsun? Furkan'ın Hadi. arkasından var mı gelen? Furkan'ın arkasından senin yapmış oldun. Sen şimdi ikiye bir yapıyorsun. 2'ye bir. Halbuki orada 1'e 1. Bir. Sen ikiye bir yapmana gerek yok. O zaman mavi takımdan biri de 2'ye 2 yapsın. Sonra kırmızıdan biri 3'e 2 yapsın. O 3'ü 3 yapsın. Hatta üç, üç, yapsın. Öyle Hatta şey şöyle yok. bir şey var. Hatta şöyle bir şey var. Furkan ilk başta Atakan'la burun buruna gelebilmek için yerdeki platformun da üstüne çıkıyor. Yani zaten aslında Atakan görüntü itibariyle Furkan'la evet. Burun buruna gelse o görüntü bile bir siklet farkı olduğunu bize gösterir. Doğru mu? Biri dövüşçü evet. bir adam, bir oyuncu bir kardeşimiz. Zaten Avatar da kaçıyor olaydan. Şöyle kaçıyor. Avatar yani... zaten o görüntü o karenin içinde olmak, olmak istemiyor. Bak, Avatar akıllı adam abi. Evet. Şimdi Avatar Furkan'la burun buruna gelip ben seni döverim ee... görüntüsünün Avatar'a Bravo. hiçbir katkısı olmayacak. Bravo, Hatta istemiyor. Avatar'dan çok şey götüreceğinin doğru. farkında. Ama güzel. Avatar işi iyi idare ediyor. Avatar yani... işi iyi idare ederken Bizimki geliyor abi. O dayanamıyor. Evet, o gelmiyse zaten olayı biraz sonra bitecek olan O gelince Furkan'a orada bir şey söylüyor herhalde. Yine Furkanla bulun buruna geliyor. Kambersiz Furkan düğün olmaz. Furkan deliriyor. Kambersiz düğün olmaz. Kardeşim tamam o, da. Bak yani sen bu zamana kadar son mesela zamanlardaki bütün tartışmaları bak şöyle. Ha, Yunus Emre'nin içinde ol, olmadığı kaç olay gördün? Evet. Yani şimdi sonuç olarak burada ee, iki kişi bir şey yaparken sen gelme kardeşim. O zaman ötekiler de gelirse 3 çoç olur, 4 4 olur, 5 5 olur. işin içinden çıkamazsın. Onun için de yine burada part 1. Part 1'de %100 Furkan hatalı. Avatar çok iyi idare etmiş. Part 2'de ise Furkan'ı yine üçüncü bir şahıs gelip Furkan'ı iyice delirtmiş. O girmese olmaz mıydı diyorum işte. Buyursunlar efendim. Evet 9-8 bir oyundan bahsediyoruz ve son derece çekişmeli ve önemli bir oyun. Aslında Atakan da oyunda değil sadece Furkan oyunda Bozoğlu'nun oynadığı bir oyun görüyoruz. Ee, Atakan orada takımı adına konuşuyor. Yani Atakan'ın birebir de bir olayı yok aslında. Atakan ne kadar ilgilendiriyorsa aslında bakıldığında Özgür'ü de o kadar ilgilendiriyor. Yunus Emre'yi de ilgilendiriyor ve bütün kırmızı takımı Sercan'ı da ilgilendiriyor, Aleyna'yı da ilgilendiriyor. Atakan 10 numara yönetiyor olayı. Benim takımımın hakkını savunmak adına yani ne yapılabilirse yapıyor ve ben Atakan'ı hani %100'üyle haklı buluyorum. Neredeyse yüzde yüz diyebilirim. Hani sıfır hatası var. Furkan'ın e, zaten isyan ettiği şey de mantıklı değil çünkü Atakan'ın bir şekilde yanlış yapıldığını ve kurallara aykırı bir şeyler olduğunu hakeme duyurması gerekiyor ve bağırması gerekiyor. Dolayısıyla e, atakanın zaten tartışacak bir şey yok yani gerçekten haklı ve iyi de yönetti ve sakin de kalmaya çalıştı ve mantıklı açıklamalar yaptı Furkana. Hani o geder mesela gelip nabzı yüksek adama konuşma diyor ama zaten nabzı yüksek dahi değil adam oyunda zaten. Furkan zaten oyun oynuyor. Yani Atakan'ın kenara konuştuğu oradan belli. Zaten bağırma, bağırarak, sesini duyurarak, insan hep söyler. Onlar kendi birbirlerinin hakemliğini yapmak zorundalar. Yoksa gözden kaçan şeyler olabiliyor. Sonrasında olay başladığı zaman aslında Yunus Emre kadar özgür de geliyor görüntülerde. Sadece biz algıda Yunus Emre'yi gördüğümüz için Furkan da dahil olmak üzere... O olay Yunus Emre'ye sıçrıyor. Zaten dediğin gibi kan düğün olmaz. Kendi de söylüyor. Ben e, bu olaylara uzak kalamıyorum. Yani bakıldığı zaman takım kır, olay kırmızı takımın davası. Hani Atakan'la Furkan birebirde bir arkadaşlık üzerinde kavga etmiyorlar. Bir maç için Furkan'ın hata yaptığını ve kırmızı takımın hakkına girilmek üzere olduğunu engellemeye çalışan bir Atakan var. Atakan'ın söz hakkı kadar keşke e, güzel cümleler ve iyi tartışmalar görebilsek ama Özgür'ün de Yunus Emre'nin de söz hakkı var. Zaten bakın tekrar görüntülere tek tek izin. Özgür de geliyor. Yunus Emre'nin gelişi var, Özgür'ün gelişi var. İkisi de oradalar. Ama Furkan da Yunus Emre'yi görüyor. Ve ilk cümle ağzından şöyle çıkıyor. Alt yazıda da var ve çok net bu ilk yaklaştıklarına ne oldu diyor Yunus Emre. Hani olayla senin alakan var mı? Evet kavga ile yok. Keşke dışarıda kalabilse ama aslında da var. <laughs> bir de bu açıdan bakın. Yani ne oldu? Ne isyanım Ben Atakan'ın bir eser kişisel hikayesi mi? Yok. Kırmızı takım davası bu. Ne oldu? Ee, sonra şey, Furkan ne diyor? Ne var? Senlik bir şey yok. Çünkü artık kalıplaşmış bu cümleler. Yarışmacılar kime ne kullanacaklarını biliyorlar Furkan. Şimdi Özgür gelmiş olsa orada. Ne oldu Furkan cümlesi? Zaten farklı bir e, mimade söyler. Özgür daha beyefendi gibi gelir. Daha sakin gelir. Yunus Emre gibi gelmez. Dolayısıyla Furkan Doğan'a inanın ki Sendik bir şey yok Özgür abi mi diyecek. Der mi ya? Ne olur bunu bir düşünün. Sendik bir şey yok cümlesi kime kullanılacağı çok belli olan bir cümle. Yunus Emre Sendik bir şey yok Yunus Emre. Orada tekrar Hırgul ve işte e, kadayıf dolma bilmem ne muhabbetlerine dönüyor. Ve e, tebrik ediyorum Poyraz Yunus Emre'yi durduruyor. Çünkü Furkan'dan devamlı bir atak var ve o gerçekten hani gözüne bakıp hani sakin ol sendik bir şey yok noktasında onu durduran bence Poyraz oldu. Hani durdurulmasaydı da böyle daha önceki görüntülerdeki kadar bir vitesi yoktu bence Yunus Emre'nin. Ama ben sadece şuna takılıyorum. Orada herkes gelirken biz de belki yorumcular olarak dahil olmak üzere konseyde taşındığı üzere olaya karışan Yunus Emre'ymiş algısıyla, Furkan da algısına dahil olmak üzere senlik bir şey yok deniyor Yunus Emre'ye. Yani o zaman Atakan kimlik bu olay hiç kimsenin bireysel hikayesi değil ki. Furkan'ın kural dışı bir şeyler yaptıktan sonra haksızı aradığını düşünerek bağırması ve aslında Atakan'ın kırmızı takım adına Atakan'ı suçluyor olması. Bilmiyorum bu kadar. Buyurun. <laughs> Tanzade sen o zaman e, bugünkü tanıtımı bir daha bir izle. Murat Akşamki abi işte, tanıtımı izle. Şu, Akşamki tanıtımı şu. izlesen sen yine şey diyeceksin. diyeceksin. Akşamki abi. tanıtımı görünce de herhalde işte. şey diyeceksin. Yine şey oldu... Akşam da bir tanıtım var. Onu da sen... hatırlayayım tanıtımı. Ay şu söylemeden geçemeyeceğim. Akşam tanıtım girecek ya şimdi. Evet. Sen kafanda o var. Bak şimdi ben bu görüntüyü yorumluyorum. Bence aramızdaki fark gerçekten şey o. Sen günlük süt diyorsun ama sen bence ben senden daha günlük süt bile olabilirim... biliyor musun? Yani bu olayda şimdi bak olay sabık niye herkes Yunus Emre'yi durduruyor? Çünkü Furkan inanın orada üstüne zıplasa bile hemen diskalifiye olmaz. Ama Yunus Emre'nin belki yarını yok. Bunu Poyraz da biliyor, Aleyna da biliyor. O yüzden de Yunus Emre'yi ekstra durdurmaya çalışıyorlar. Özgür orada durduran yok. Zaten Özgür kendi kendi frenleyebilen bir adam. Özgür frenleyemese dahi diskalifiyenin yakınına yaklaşmayacak. Ama Yunus Emre artık bir şey yapmasa bile durdurulan adam oldu. Çünkü diskalifiye olacak ve iyi de yapıyorlar bence durdurarak. Ama şeyi de ayırmak lazım. Bazen gerçekten kötü niyetli bir şey yapmadığı olaya sadece orada ne oluyor burada gibi geldiği Yunus Emre veya Ahmet veya Mehmet veya Poraz yani biri 10 üzerinden 10 ilerlerken hata yaptığında haydi gömelim ya da tam tersi çok hataya meyilli ilerlerken iyi şeyler veya daha normal şeyler yaptığında görmeyelimden uzağım ben. Akşamki tanıtımda hiç umurumda değil. Yarın sabah gelirim buraya. Akşamki tanıtımda %100 Yunus Emre haksızsa haksız da derim. Onu da böyle çok alınıyor yarışmacılar bunu söyledim. Hayatımda ne gördüm ne tanırım ne ederim. Görmedim dediğim kimseyi de ben canlı görmedim. Bu da parantez açılmış olsun. Ama artık hani o onu zaten öyle yapıyor. Konseyde de böyle denir yorumlaması yapmıyorum. Ben kendi kişisel fikrimi objektif olay bazlı konuşuyorum. Park bence bu aramızda. cevap, cevap vermek istiyor musun Rota Yok tanıtımla cevap vereceğiz zaten akşam. Tanıtımla bu olayın ne alakası var? Yani Hanzade var? Survivor bitecek, Yunus Emre kavga edecek. Hanzade ya. hala helal olsun diyecek. Kavga ben de onu Adam, her dakika akşam yine Hakan'la kavga ediyor. Ya akşam ama bak daha var ona yarın akşam mı? Abi ben uyuyorum, uyanıyorum adam kavga ediyor. Uyanıyor, e, uyanıyorum, adam adam uyuyorum, adam. uyanıyorum adam ben kavga ediyor. Uyuyorum, uyanıyorum adam kavga ediyor. Uyuyorum, uyanıyorum adam kavga ediyor. Fenalık geldi. Sen hala kavgalara bir şey demiyorsun. Ne yapacağım şaşırdım. Ben ne yapacağım şaşırdım vallahi şaşırdım. Kavgayı yorumlamaktı benim görevim. Bu kavga değil. Ben genel olarak söylüyorum. Adam 10 dakikada bir kavga ediyor. 10 dakikada bir kavga ediyor. Sen bu kadar kavga Ay sen hep kavgalara yani her kavgada haklı buluyorsun aklı abi. Haklı bulmadım Murat abi. Sadece yorumlarımda parantezler açtım. Aslında gelen özgürdü de aynı zamanda Atakan'ın yaptığını aslında o tamam. da yaptı. Ama arkadaşlar tamam. sabık olduğu için ekstra tuttu. Evet. Furkan da ona ne demesi gerektiğini biliyor. Bak Özgür'e senlik bir şey yok. Özgür abi çekil git diyor mu demiyor. Niye Yunus Emre diyor? Çünkü herkesin artık kalıbı var. Şimdi yarın bir gün biri çıkıp ben başkalarına benzemem diyecek. Ezberdik bunlar artık. Ben de sadece bu açıdan bakmamız gerekiyor. Yani ben... Zaten oturup burada kavga etme. İstersinler deyip susayım o zaman. Hayır, hayır onu demiyorum. Yani yani şimdi, nedir yani e, burada? Benim derdim şu yani adam ben gözümü kapıyorum kavga ediyor. Açıyorum kavga ediyor. Bir daha kapıyorum ben kavga ediyor. Ben öyle izlemiyorum et. işte mesela. Ben başka şeyler de yaptığını görüyorum biliyor musun? Arkadaşlarının onun kadar sevdiğini görüyorum. Ben valla başından beri her gün adamın kavgasını konuşuyoruz. Ben Bir başka tane bile Turabi kavgasında veya Mustafa Kemal kavgasında bir gülümseyen yüz yoktu konseyde. Ben biraz herhalde yarışmacı olduğum için onlarla empati de yapabiliyorum. Başka cevabım yok. İnsancım. Ya, empati yapıyorsun da biz de yarışmacı değiliz de biz de adamın kavga ettiğini görüyoruz yani. Tamam. Yarışmacı olmakla adamın kavga ettiğini görmenin ne alakası var adam yok, kavga arkadaşların ediyor. Arkadaşların arasındaki ilişkileri sezebiliyorum. Ha tamam bizim sezme kabiliyetimiz yok. Yok var ama yorumlamıyorsun öyle demek ki ben. Yorumlamıyor söylüyorum işte diyorum ki adam her dakika 10 dakikada bir kavga ediyor ve 10 dakikada bir kavga eden adamı e, hala kavga e, da e, ben anlamıyorum yani. Kavgada ben... ne Murat abi kavga'da haklı buldum. Kavgadanın ha, devamını ne haklı Hala bulma, kavgada haklı, devamı haklı ne? Aklı bulup bulmaman önemli değil. Ama bir adam 10 dakikada bir kavga ediyorsa bir adam, bu adamın da diğerlerine nazaran, bu adamda yani herkes hatalı da, bu adam her kavgada haklı mı abi? Ben anlamadım. Haklı mı dedim? Ben haklı. Ama dedim. sen şimdi Özgür de geliyor falan diyorsun. Ben hiç Özgür'ü falan görmedim. Özgür de geliyor. Orada Özgür de var. Ya hepsi Üzü var izgüler. orada canım. Hepsi Ama var. Özgürle Yunus Emre'yle. Ben hiç Özgür'ü falan vallahi görmedim. Ben gördüm. Buyurun efendim. Benimle mesela aranızdaki farkı söyleyeyim mi? Söyle. Hiç Yunus Emre'den bahsetmeyeceğim bu olayda. Heh, en ben güzeli yaparsın. bile haberiniz olsun. E, bence Anladım. en güzeli yani, yaparsın. Ben de öyle o, diyorum ilginiz ama dayanamıyorum. Olsun, he. bilginiz olsun. Ben yani bambaşka... Yani. Hani siz yorumladınız zaten Yunus Emre'yi. Evet. Burada zaten konu Yunus Emre de değil bence. Bence de değil. Geçtiğimiz günlerde bir doktor olayla ilgili bir kutsanmışlıktan bahsettim hatırlar mısınız? Hani doktordan Sakatmam. sakatlıkla ilgili bir şey alan adam kutsanıyor sanki böyle. O iyi geliyor Tabii. bana kimse bir şey diyemez. O doktor raporlu. Onunla ilgili konuşamazsın. Aa doktor raporlu. Asla abi. Şimdi bak bu cep dedim artık. Öğrenildi bu. Survivor'da böyle yıllar geçince doktor raporlu adama bir şey söylenmez öğrenildi. Şimdi ikinci bir şey daha geliyor. Artık böyle bu yarışmacılar bizim gözümüze gözümüze sokuyorlar. Nabızlı adam. <laughs> Nabızlı adama söylenmez. Nabızlı adamın üstü. Nabız ya kardeşim bunu bir ya, tamam anlıyoruz yani. Evet biz de bunu yıllarca yorumladık. Ama nabızlı adam, nabızlı adam yani nabızlı adam her şeyi yapabilir abi. Yani oraya geldi iş. Nabızlı adam yani orada küfür edecek, gerekirse adamı vuracak adam nabızlı. Aa ya yani öyle bir duruma geldi. Şimdi Furkan'ın da burada nabzı var. Yani nabızlı olunca şimdi bak Furkan'ın yaptıkları. Öncelikle Hilmi Cem'i tebrik ediyorum. İstediğim aradığım yarışmacı tipi neden? Hiç kimse almadı Bak Hilmi Cem orada kilometrelerce uzakta bir yarış oynanıyor tamam mı? Yani biz kameradan yakın izliyoruz ama ben size gerçeğini söyleyeyim mi? O var o kadar uzak ki. Yani orada bir tane bir gölgede Hilmi Can böyle oturup böyle hiç böyle arkadaşlara destek de olmayabilir. Ya ben zaten gelmişim, ben zaten ünlüyüm, artık oyuncu olmuşum, Survivor'da çalmışım, kaçıncı Survivor'ım. Um? Zaten bir tane adam orada oynuyor, bana ne demiyor. Kalkıyor güneşte, yaklaşıyor denize doğru. Orada uzakta Furkan suya değdi mi değmedi mi tamam mı? Bunu adam takip ediyor. Ne dedim ben? Kuralları önce rakip takım takip edecek. Yani kendi toplarını, kendi takım arkadaşlarını takip edecek. Karşı takımı da çizgisini vesairesini rakip takım takip edecek. Bak Hilmi Cem'e helal olsun. O uzaktaki denizdeki Furkan'ın acaba suya değdi mi değmedi mi diye itirazını yapıyor. Haklı da bir itiraz. Onu takip ediyor. Kenardan da diyorlar ki evet değmedi. Beş saniye kural vereceğiz. Yani o cezayı da alıyor. Bak bunu alan kim Hilmi Orada belki Hilmi olmasa kaçacak o iş. Bitecek. O yüzden bu yarışmacıları böyle bu oyunları takip eden, itiraz eden yarışmacıları ben severim. İtirazda da haklı. E gelelim oyuna. <laughs> e şimdi it Hilmi Cami itirazına haklı. Furkan da 5 saniye beklemek durumunda. Ne yapıyor Furkan? Beklemiyor. Niye? Kendi kendine. Çünkü adam nabızlı bu arada. Pardon özür diliyorum. Nabızlı adamla ilgili, kutsanmış adamla ilgili. Benim de yorum yapmam belki sakıncalı ama olsun. Diyorlar ki kenardan. Furkan 5 saniye bekle. Bak bu olay normalde yansımaz kameralara. Ben bunu arada söylüyorum. Zaten bu hataları yapan insanlara böyle derler ki sen 5 saniye atma derler. Bunu biz izlemeyiz bile yani. Ama işte burada olay olduğu için muhtemelen diyorlar ki Furkan 5 saniye bekle ve Furkan da tabii ki o 5 saniyeyi beklemiyor. Kafasına göre. E Furkan diyorlar yani bir de Mustafa abinin sesi geliyor. Yani prodüksiyonun yönetmeni ya adam. Ya Furkan anlıyorum da hırsını diyor. Beklemen lazım. E siz Bozo'yu beklettiniz mi diyor. Ona da itiraz. Yani Mustafa abiye de oradaki hakemlik yapan insanlara da itiraz. Bozok bilmem ne bilmem ne filan falan diyor. Ya şimdi olay bozuk bozuksa sen de yaparsın oyun bitince itirazını. Adamlar ona da bakar. Ama senin yaptığın şey itiraz değil. Senin yaptığın şey küstahlık. Furkancı kusura bakma sen oradaki yönetmeni hakem ediyorsun ki siz bana haksızlık yapıyorsunuz. Bozoğa yapmıyorsunuz vesaire vesaire. Başka şey kovalıyorsun. Dönüyorum. Atakan. Eleştirdim değil mi ben bu sene Atakan geldiğinden beri çok eleştirdim. Hiç eleştiremem bu olayda. Yüzde haklı. Yüzde doksan dokuz değil. Yüzde haklı. Adam hakkını savunuyor ya. Adam orada diyor ki abi atmadı diyor. İtirazını da zaten kenara yapıyor. Kenardaki hakemlere, orada bulunan prodüksiyonlara diyor ki böyle 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 böyle. Ya Furkan diyor ki sana ne? Nasıl sana ne ya? Adam oraya indi. Zaten işi o ya. Adamın işi ne biliyor musun? Serverde yarışmak, yarışman, yarışmayı takip etmek ve eğer bir hata görürse de itiraz etmek. Adamın işi o zaten. İşine bak ne demek ya adama. Adam sanki marangoz ustası da orada başka bir şey yapması lazım yani. İşine bak diyor adama yani. Senin yaptığın iş güzellik Furkan. Yani kalkıp da adamın doğru itirazına işine bak işine bak diyemezsin. İşi zaten o. Olayı zaten işi o. Olayı da bu şekilde kışkırtamazsın. Ondan sonra da kutsal söz geliyor hemen. Tabii ki adamlar yani orada bir şey oluyor kargaşa çıkıyor. Nabızlı adama. Ya bırakın kardeşim bu nabız hikayesini. Artık biraz fazla olmaya başladı. Söylüyoruz ediyoruz ama yani nabızı sen bu kadar kullanmayacaksın. Yani yaptığı hataları örtmek için nabızlı adama böyle bir şey söylenmez. Nabızlı adama bu yapılmaz. Nabızlı adama geçin kardeşim nabızlı adam haksızsa nabzı istersen 250 olsun o adama hakkını savunacaksın istediğinde yapacaksın. O kadar da değil yani. Bence bu olaylarda Furkan haksız. Ama Atakan'la Yunus Emre noktasında da şu parantezi açmak istiyorum ki içeride sadece iki dövüşçü Atakan ve Yunus Emre değil mi? Başka üçüncü bir şey var mı? Yok. Zaten Şimdi Allah onlara bir güç bahşetmiş. O güçlerini de bu spor dalında kullanıyorlar. Görüntü olarak da çok güçlü duruyorlar zaten. Bir de içeride bir olay oldu mu ikisi birlikte yürüyor ya bana çok fazla geliyor abi. O görüntü bana fazla geliyor. Çünkü içeride naif insanlar var. Estetik insanlar var. Kadınlar var. işte Furkan gibi adamlar var. o Ogeday gibi yani siz zaten dövüşçüsünüz abi. Siz zaten fazlasınız. Bir de ikiniz bir yere gelince tam fazla oluyorsunuz yani. Onu yapmayın. Bence yapmamaları lazım. Çünkü bir karşılığı yok. Şu anki Survivor'da onların bir karşılığı yok. Hani karşısında mesela Adem o Adem'le Hikmet olur. İsmail Balaban'la ne bileyim bir isim daha söyleyeyim Mustafa yani. abi olur. Mustafa Kemal. İsmail Balaban'la Mustafa Kemal olur. Hani derim ki işte rest rest. Hani bir versus görürüm orada ve doldurur beni. Yeter bana ama şimdi ben Atakan'la Yunus Emre'nin karşısında Furkan'ı görüyorum abi. E öyle olunca da falan fazla geliyor Atakan'la Yunus Emre yani. Bir karşılığını göremiyorum. Onlar bu güçlerini tamamen saklamalılar. Yani burası onların bu güçlerini kullanacağı yer değil abi. Sen Atakan'ın burada herhangi bir güç kullandığını gördün mü? Hayır. Görün. Yunus Emre'yle birlikte ikisinin verdiği görüntüden bahsediyorum. Zaten Atakan çekiliyor. Ben başında Murat abiye söyledim. Atakan o görüntünün içinde olmak bile istemiyor. Farkında. Atakan'la Furkan görüntüsünün burun buruna gelmiş halinden Atakan rahatsız olur yani. O yüzden hiç girmiyor ama Yunus Emre de gelince olmuyor. Atakan'ın bence Yunus Emre ile konuşması lazım. Demesi lazım ki abi sen bir frene bas. Bir frene bas abi ben. Yani ben Atakan Arslan olarak şu anda tek başıma bu Survivor'da çözemeyeceğim bir olay var mı? Yok. Sana da gerek yok abi benim olaylarım içinde zaten. Yani Atakan nerede Yunus Emre'ye ihtiyaç duyuyor ki bir olayın içerisinde? hiçbir yerde bence fazlası var Atakan'ın eksiği yok yani fazla fazla bütün olayları çözer o duruşa da sahip konuşma kabiliyeti de var Survivor da iyi biliyor tecrübesi de var ben Atakan'ı beğeniyorum yıllardır izlemekten keyif aldığım bir adam diyoruz efendim ve Hilmi Cem'in ve Yağmur'un e, sakatlandığı Hilmi Cem'in sakatlandığı Yağmur'un da e, bayıldığı anlar var hatırlayalım bakalım neler olmuş <laughs>